Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yeni bir konuyla karşınızdayız. Son zamanlarda biliyorsunuz, gerek Türkiye'de, gerek Avrupa'da, gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde İslam birinci gündem maddesi haline geldi. Şimdi Türkiye'de İslam deyince şeriat akla geliyor. Şeriat deyince de işte bu son asırda yetiştirilen insanların aklına ilk gelen şey asmak, kesmek, kelle uçurmak. Şimdi öyle bir şey duyunca insanlar son derece rahatsız oluyorlar. Bu bir yanlış şeriat algısı var tabii bizde. Peki eskiden doğru bir şeriat mı vardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında doğru şeriat vardı. Ashab-ı zamanında doğru şeriat vardı. Onlar doğruları anlattığı için herkes, onları duyan herkes canı gönülden bu dini kabul ediyordu. Kabul etmeyenler, yani hayatlarında yaşamak istemeyenler bile böyle bir toplumda yaşamayı tercih ediyorlardı. Fakat tabii daha sonra siyasetin müdahalesiyle bilhassa Sasaniler ve Romalılar Müslümanların bürokratlarının olmamasını büyük bir fırsat bilerek çok ciddi bir müdahalede bulunmuşlardır. Yani biliyorsunuz Mekke okulu olan bir şehir değildi. Evet, ticaret yapılıyordu, birçok şeyler yapılıyordu. Medine de öyle. Müslümanların bir tek bürokratı yoktu. Ama doğuda Sasaniler, batıda ve kuzeyde, yani Suudi Arabistan açısından, Mekke açısından düşünürseniz, kuzeyde Romalılar, geçmişte ciddi bir devlet kültürü olan, bürokrasisi olan birer yapı oldukları için kolaylıkla bürokrasiyi ele geçirmişlerdir. Hele Abbasilerle birlikte oluşturulan vezir-i azamlık, işte bugün başbakanlık diyebiliriz, bütün yönetimi ele almış, halife olarak kabul ettikleri kişiler de sarayda kendi başına bırakılmış. Irak'ta Sasani bürokrasisi, işte Suriye, Ürdün, bugünkü yani eskiden Şam dedikleri bölge, biz Şam deyince sadece bir şehri anlarız. Ama Araplar Şam dedikleri zaman Türkiye'nin güneyinden başlayın ta Medine'ye kadar ulaşan geniş bir bölgeyi anlarlar. Orada da Roma bürokrasisi hakimiyet kurmuş. Çok ustaca algı yönetimleriyle İslam tanınmaz hale getirilmiştir. Ama ona rağmen çok güzel uygulamalar son zamanlara kadar devam etmiş. Yani işte o Osmanlı'da 19. asra kadar devam etmiş. 19. asırdan itibaren Batı'nın etkisi ciddi anlamda görülmeye başlayınca, önce ceza hukuku sahasında, sonra hukukun diğer sahalarında, sonra yargı hukuku sahasında ve anayasa hukuku sahasında Batı taklit edilmeye başlanmış. Gerçekten Osmanlı Devleti yönetilemez bir hale getirilmiş. O hale getirilince dışarıdan çok rahat bir şekilde yönetilmeye başlanmıştır. Çünkü bundan iki hafta önceki dersimizde anlatmıştık. Batılılar, yani önce İngilizler çok usta bir manevrayla kağıdı para haline getirmişler. Ne olacak? Bir tomar kağıt gönder falanca
kişiye rahat bir şekilde onu kendine esir edebilirsin. Böylece şey yapmışlar, parçalamış oldukları devleti tümüyle işgal etme fırsatı bulmuşlar. Her şeyle işgal etme fırsatı bulmuşlar. Ve Müslümanların tarih boyunca biriktirdikleri mallarını alarak zenginleşmişler. O zenginliğin vermiş olduğu şeyle de insanların bilgi ve insanların kabiliyetlerini kullanarak yeni yeni teknolojiler üretilmesine fırsat verilmiş. Tabii onlar da kendi lehlerine kullandılar. Şimdi artık öyle bir noktaya gelindi ki şey de bitti. Kapitalizm de bitti. Tıpkı komünizmin birkaç yıl önce bitmesi gibi. Şimdi böyle bir noktada Türkiye'de biliyorsunuz bir anayasa değişikliğine gidildi. Başkanlık sistemi ortaya kondu. Cumhurbaşkanının söylemlerinde ben yalnız Allah'ın karşısında eğilirim, başka kimsenin karşısında eğilmem ifadesini kullanması herkesin kendine göre yeni bir yorum yapmasına sebep oldu. Şimdi bir batılı için din deyince, tabii Allah deyince din akla gelir, din deyince de batılının aklına gelecek olan kilisedir. Kilise deyince de insanların çocukluktan beri zihinlerine yerleşmiş olan kişisel hak ve hürriyetlerin tamamen yok sayıldığı, ondan sonra Engizisyon mahkemeleriyle insanların ciddi anlamda haksızlığa uğradığı bir yapı akla geliyor. Bugün mesela kilise batıda tamamen terk edilmiş vaziyettedir. Gidersiniz yani bir iki tane ihtiyar bulursanız bulursunuz. Birçok kilisede hiç şey yoktur, cemaat yoktur. Şimdi İslam aleminde olunca da bu defa insanların aklına hemen herkesin aklına gelen bir padişahlık sistemi, kendi oğlunu ve kardeşlerini bile öldürebilen bir padişah. Şimdi insan bunu düşündüğü zaman eyvah diyecek. Yani kendi oğlunu ve kardeşlerini bile öldürüyorsa bizim hiçbir değerimiz olmaz. Şimdi mesela biliyorsunuz son zamanlarda bir IŞİD olayı ortaya çıktı. Batılıların etkisiyle İslam aleminde IŞİD'e karşı büyük bir tepki ortaya çıktı. Aslında bu tepki gerçek bir tepki değil. Yani niye gerçek bir tepki değil? Çünkü içi boş bir tepki. IŞİD'in yaptığını hangi mezhebe bakarsanız doğru olarak görürsünüz. Şimdi mesela dün Suudi Arabistan'da bir genç ateisttir diye şey yapıyor, ölüm cezasına çarptırılıyor. Dinden dönme şeyinden dolayı ölüm cezasına çarptırılıyor. Şimdi bu %100 Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bu konuda çok dersler yaptık. Hani arzu edenler sitelerimizde görürler. Yani mürted. Hani Allah-u Teala Bakara suresinin 256. ayetinde diyor ki La ikrahe fiddin. Dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz diyor. Böyle bir din. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki fezekkir innema ente müzekkir leste aleyhim bi musaytir. Sen bu insanlara doğru bilgiyi ver. Senin görevin doğru bilgi vermektir. Yani evrensel nitelikli doğru bilgi Kur'an-ı Kerim'de olandır. Sen bu insanları hizaya getirecek değilsin demesine rağmen herkesin gayet iyi bildiği Adem aleyhisselama secde etmediği için Allah-u Teala'nın kafir sayıp kovduğu iblise bile ölüm cezası yerine kıyamete kadar yaşama hakkı vermesine rağmen bunu herkes biliyor. Ama işte bu sonradan oluşturulan din anlayışıyla yani bu Emevi ve Abbasi döneminde oluşturulan yeni bir din anlayışıyla bütün mezhepler
dinden döneni öldürmeyi kabul etmişler. Dolayısıyla gerçekten öyle bir baskıcı yönetim olmuş ki bugün böyle bir yapı var. Dolayısıyla şimdi mesela bir taraftan bakıyorsunuz, hani herkes kendi gözlüğüyle bakıyor. Aa ne güzel, işte bir cumhurbaşkanı çıktı Türkiye'de, ben Allah'tan başkasının karşısında eğilmem dedi. Vatandaşlar da işte %50'nin üzerinde bir oyla bunun anayasa değişikliğini kabul ettiler. Şimdi bir tarafı böyle ama kabul edenlerde bile bakıyorsunuz ki çok ciddi tedirginlikler var. Şimdi dolayısıyla burada bizim bu derste şunu şey yapacağız, yani ortaya koyacağız. Bir, Türkiye'nin mevcut durumu mevcut iktidarın bir eseri değil. Yani hukuk açısından diyorum, hukuki yapı açısından. Yoksa bu yaptıkları uygulamalar ve politikalar açısından değil. Yani bugün onlarla bir şey yapmıyoruz. İşte bu anayasal yapı, yargı sistemi, ondan sonra şeyler, geçmişten gelen bu kurumsallaşma, her bir kurumun bir başka dışarıdan idare ediliyor olması, ülkenin dışarıdan sanki hürmüş gibi gözükip de aslında çok ciddi anlamda işgal edilmiş bir vaziyette olmuş olması falan, bunlar onların şeyi değil. O zaman burada biz şunu anlatmaya çalışacağız bugün. Tamam, Allah'tan başkasının karşısında eğilmeyen bir kişi ne yapmalı? Bir kere bugün Avrupa'da dışarıdan baktığınız zaman evet şey var, çok ciddi bir korku var. O korkunun arka planında din deyince insanların aklına gelen yapı var ki yanlış değil, haklılar. Türkiye'de de ciddi bir korku var. Akıllarına gelen anlayıştan dolayı haklılar. Yani bunların hepsi olan şeyler. Mesela kardeş katline müsaade ediliyor. Bakın burada Hukuk-ı İslamiye ve Islahat-ı Fıkhiye kamusu var. Şimdi bu kamusun 3. cildi 309. sayfa ve 15. paragraf. Fesadı itiyat edip, fesat yani bozgunculuğu alışkanlık haline getirip başka suretle münzecir olmayan herhangi bir şeririn öldürülmesi, buna öldürülmesi diyor. Buna şey, devlet başkanının buna yetkisi olduğunu yani yukarıdan itibaren anlatıyor. Buna devlet başkanı yetkilidir diyor. Şimdi biz Osmanlı uygulamasından biliyoruz. Padişah böyle bir işaret etti mi kelle gider. Yargısız infaz. Ve şimdi kendi oğlunu öldürmüş, kendi kardeşini öldürmüş, kendi yakınlarını öldürebilmiş olan, işte şeylerde de görüyoruz işte filmlerde. Bu insanları ister istemez korkutuyor. O zaman bizim burada bu insanların haklılığını görmemiz lazım. Bir de Batı'da gerçekten İslam'a ciddi anlamda yönelenler var, bir. İslam'ın dışında fıtratına yönelenler var. Zaten o da İslam demektir. Yani Allah'ın kendi doğal yapısı ve tabiattaki doğal düzeni uygulamak isteyenler var. Mesela Avrupa'nın en önemli üniversitelerinden Tübingen Üniversitesi ile bir anlaşma yapmıştık Süleymaniye Vakfı olarak. Anlaşmanın en temel maddelerinden birisi tabi hukuk. Ve onun da şöyle bir cümleyle ifade etmiştik. Allah'ın indirdiği kitabı yarattığı kitapla birlikte okuyacağız. Yani tabiatla Kur'an'ı ve tabii ki Tevrat, İncil hepsi de olacak ama Allah'ın indirdiği kitap kelimesini kullandık. Birlikte okuyarak yeni bir şey, doğal düzenin hukuki altyapısını oluşturacağız dedik ama tabii bizim maalesef, ben o zaman Türkiye'ye geldim, baktım ki tabii hukuk herkesin beğendiği bir şey ama bu konuda herhangi bir uzman kişi bulamadık. Bizde de eleman yetersizliğinden dolayı bu çalışmayı yapamadık ama bundan sonra yapmak zorundayız. Şimdi bu noktalara kadar geldik. Peki, şimdi yani bakıyorsunuz ki gerçekten devlet başkanı tanrılaştırılmış. İşte bizim bu konuda dergimizin özel bir sayısı da var.
Halifelik makam ve teokrasi. Evet, teokrasi İslam'ın asla kabul etmeyeceği bir sistemdir. Ama fiilen teokratik bir sistem oluşmuştur. Çünkü devlet adamları kendilerini tanrılaştırmışlardır maalesef. E ne olacak şey var, onlara fetva yetiştiren çok sayıda da hoca var. Yeter ki parayı ver, kolay. Ben parayla, yani Allah'ın rızası, yani Allah'ın dinini parayla satan o kadar çok hoca bulursunuz ki. Onların menfaatleri birleştiği zaman şey yapar. Şimdi burada gerçekten yani benim şahit olduğum, Avrupa'da olsun, Rusya'da olsun, mesela dün bir ülkeden onun önemli bir kişisiyle bağlantı kurduk. Onlar mesela bakıyorsunuz hakikaten arayış içerisinde doğruları arıyorlar. İşte bizim bunları insanlara doğru bir şekilde anlatmamız lazım. Doğru dini anlatmamız lazım. Mesela şimdi bu konumuz ceza bugün. Niye ceza? Onu dersin sonuna doğru anlarsınız ama bakın öyle bir yapı oluşmuş ki. Öyle bir yapı oluşmuş ki. Şimdi mesela ben Erdem Bey'e vereyim. Bu şeyde şedid kelimesi geçiyor. Ali İmran suresinin baş tarafında. Ona verilen meali sen oku. Ali İmran. Şedid. Vallahi şedidül ikab var. Bakın şimdi 11. ayet. Tamam. Şimdi bak. Şey de diyor ki Allahü Teala Ali İmran suresinin 159. ayetinde şöyle diyor. İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyan. Dinleri böyle fırka fırka yapıp mesela biz de öyle. Biz Şiayız. Biz ehli sünnetiz. Nerede var Şia ehli sünnet? Kur'an-ı Kerim neresinde var? Sizin ehli sünnet dediğiniz kelime, Kur'an'ın sünnet dediği kelimeyle hiç alakalı değil. 4 asır sonra ortaya çıkmış bir terimdir. Biz ehli sünnet. Ondan sonra biz işte ehli sünnet, ben Hanefiyim, ben Şafiyim, ben Malikiyim, ben Hanbeliyim. Bakıyorsunuz ki birisinin farz dediğine birisi şey ve bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'in %100 yasak ettiği konularda bu Şii, Sünni mezhepler %100 ittifak halindedir. Burada defalarca anlattık mesela kölelik ve cariyelik. Kur'an-ı Kerim asla yok. Ama bu mezheplerin hepsi tam bir ittifak halindedir. Esirlerin öldürülmesi bilmem ne falan. Şimdi bak Allah-u Teala diyor ki burada dinlerini böyle gruplar haline getirip de her biri bekânü şia'an diyor yani. Şia olan. Şia ne? Bu manada değil. Taraftarlar. Herkes bir grubun taraftarı. Onun etrafında toparlanmış. Biz falanız, biz filanız diyorlar. Leste minhum fî şey. Sen hiçbir konularda onlardan, hiçbir konuda onlardan değilsin. Sen onlardan değilsin diyor bunu Allah. İnnemâ emruhum ilallah. Bunlar inşallah kalmıştır. Sümme yünebbihum bimâ kânû ya'melûn. Bimâ kânû yef'alûn. Yaptıklarını Allah onlara daha sonra bildirecektir. Bildirirken ne yapacak? Bak ahirette. Men câe bis seyyiyeti felehu aşre emsâliha. Men câe bil haseneti felehu aşre emsâliha. Kim bir iyilikle gelirse onun 10 katı sevapla karşılaşır. Daha başka ayetlerde daha fazlası da var. Peki ve men câe bis seyyiye, kim de bir kötülük yapıp gelirse فَلَا يُزَّ اِلَّا مِسْلَهَا وَهُمْ لَا يُضْرَمُونَ. Yaptığının dengiyle cezalandırılacaktır ahirette de. Ve haksızlığa uğratılmayacaklardır. Yaptığının dengi. Peki şimdi, evet şimdi şedidül ikab geçen ayetin mealini bir oku. Şöyle diyor hocam, Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Şöyle mikrofona yaklaşayım. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. Şimdi çok şiddetliyle bu ayet arasında bir bağ kurabiliyor musunuz? Bak azabı çok şiddetli olandır bir. Kim bir kötülük yapar gelirse sadece yaptığının dengi ile cezalandırılır. İkisi arasında bir bağ kurabiliyor musunuz? Var mı bağ?
Bak Kur'an var mı? Bak çok şiddetliyle yaptığının dengi. Bak Kur'an Allah şey diyor. Ha doğru. Dediğim bak Kur'an ama ben meal ediyorum ben. Ama sen de basmadan konuşuyorsun. Caiz mi? Şimdi şedid ne demek? Yani hepiniz şeddeyi duymuşsunuzdur. Şeddeli harf ne demek? İki tane. Değil mi? İki tane harf. Şimdi ne aynı cinsten iki harf yan yana geldiği zaman şeddeli oluyor. Şedid de aynı şey. İkabı yani şimdi tabii ki şeddeyle aynı değil de yani siz bildiğiniz için öyle diyorum yani kolay anlayasınız diye. Şedid de bağlayan demektir. El ikab cezayı bağlar. Neye bağlar? Suça. Cezayı suçla bağlantılı olarak verir. Suçla bağlantılı olarak verir dediğiniz zaman yaptığının dengi ifadesiyle bir birliktelik görüyor musunuz? Bakın görüyor musunuz? Bakın meal ne hale geliyor. O zaman birisi bunu okuyacak. Birisini okuyacak Allah Allah diye bu nasıl Allah'ın kitabı olur diyecek. Yani o noktalara kadar gelmişizdir. Dolayısıyla bugün bir kendi resmimizi görmemiz lazım. İki, gerçekten Allah'tan başkasının karşısında eğilmediğimizi, geçmişten gelen yanlışları asla kabul etmediğimizi de göstermemiz lazım. Ve bugün bütün dünyaya bizim bu fırsattan yararlanarak doğru dini anlatmamız lazım. Müthiş bir fırsat var. Ve Avrupa'da da gerçekten ciddi anlamda bu konularda düşünenler var. Mesela sadece bir örnek olarak şey yapayım bakın. Mesela Avusturya'nın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir açıklama yaptı geçen de. Ben buraya almıştım ama neyse. Yani şu andaki Cumhurbaşkanı burada kaybolmuş. Başörtüsü konusunda şöyle dedi ki kadınların giyimine, kuşamına kimse karışmamalıdır. İstediklerini giysinler. Eğer başörtülü hanımlara karışılırsa ben başlarını örtmeyenlerin de başlarını örtmelerini tavsiye edebilirim dedi. Bu ne demektir? Bakın bu çok bir fıtratını konuşturuyor. Fıtratını, tamam mı? Bugün dünyada fıtratını konuşturan o kadar çok insanlar, o kadar arayış içerisinde olan insanlar var ki gençler. Şimdi Avrupa'ya tam bu fırsat içerisinde o insanların fıtratına uygun dini söylememiz lazım. Bu din Adem Aleyhisselam'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar aynı dindir. Ama biz de Avrupa'ya gittiğiniz zaman ya da bir gayrimüslimle karşılaştığınız zaman senin kitabın tahrif edilmiştir. Ya öyle dediğin zaman adam sana şey yapar. Ama Kur'an-ı Kerim tasdikten bahsediyor. Ya sen kimin adına konuşuyorsun? Ama işte bu mezhep yapısı tasdik diye bir şey bırakmamıştır. Ne tasdik? Tasdik diye geçen ayetleri de kendi kafalarına göre yorumlamışlardır. Dolayısıyla şimdi gerçekten Allah'tan başkasının karşısına eğilmediğimizi göstermemiz ve dini doğru tanımlamamız lazım. Sen şimdi bu konuda bir yaptığın hazırlıkları şey yaparsan. Şimdi hocam Osmanlı örneğinden, geleneksel fıkıh örneğinden ki onun bugün uygulaması olarak IŞİD örneğini verdi. Buradan hareketle şeriat kavramı üzerinde uygulamalardan hareketle bir karartmanın, bir itibarsızlaştırmanın olduğunu söyledi. Yani şeriat kavramı telaffuz edildiğinde insanlar gerek geçmişte gerek günümüzdeki uygulamalardan hareketle zihinlerinde bir algı oluşmuş vaziyette ve bu kavramın karşısına siz neyi koyarsanız onu gönüllü olarak tercih edecek kıvama gelmişler. Ki işte bugün demokrasi dediğimiz şey
Mesela Türkiye'mizde de uzunca yıllardır hep şeriat karşıtı olarak kullanıldı. Ve bu ikisinin karşıtı olarak kullanımında şeriat kavramı üzerinde yapılan itibarsızlaştırma, kavram üzerindeki karartmalar. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'deki bir takım kavramlar üzerinde karartmalar yapıldığını, kavramların içlerinin boşaltıldığını, itibarsızlaştırıldığını pek çok defa burada örnekleriyle konuşmuştuk. Ki işte kitap, Kur'an, vahiy, hikmet, zikir, mucize, kıssa, din gibi kavramların esasında nasıl içlerinin boşaltıldığı ve Kur'an-ı Kerim'in onlara atfettiği önemin tam tersi bir minvale, bir yola nasıl sokulduğunu görmüştük. Kur'an-ı Kerim zaten bize hep bu tehlikeden bahsediyor, buna dikkat çekiyor. İveç dediğimiz bir kavram vardı ki yine bu ekranlarda defalarca konuşulmuştu, yazılıp çizilmişti. Ve biz buna algı operasyonu demiştik. Ve bu algı operasyonunun en çok yapıldığı yer hep Kur'an'daki anahtar kavramlardı. Ve bu operasyonun bilir kişiler tarafından, ehil kişiler tarafından ve profesyonelce yapıldığını hep anlatmıştık. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi İbrahim suresinde Allah-u Teala 3. ayette şöyle buyuruyordu. 2. ayetin sonunda Ülâike fî dalâlin baîd ve veylül lil kâfirîne min azâbin şedîd, ki biraz önce işte konuşuldu azap ve şedid kavramları. Yani suçlarıyla bağlantılı bir azaptan dolayı vay o görmezden gelenlerin haline denildikten sonra bu görmezden gelenler şöyle anlatılmakta. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bunlar dünyayı ahirete tercih ederler. وَيَسُدُّنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Ve böylelikle insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırır, saptırırlar. Ve yebgûneha üvece ve o konuda, o Allah'ın dini, Allah'ın yolu konusunda da bir üveç yaparlar. Yani bir algı oluştururlar. Ki insanlar o kavramlara karşı şey yapsın, mesafe alsın diye. İşte şeriat kavramı zaten bizim bugünkü dersimizin başlığı yanlış şeriat algısı. Ki suç ceza örneğinde. Bir algı oluşturulmuş şeriat kavramı üzerinde. Oysa Kur'an-ı Kerim hepimizin bildiği gibi Rum suresinin yani 30. surenin 30. ayetinde dini tanımlıyor. Yani bizim din denildiğinde aklımıza nelerin gelmesi gerektiğini çok güzel bir şekilde Allah-u Teala orada bize bildiriyor. Ayet şöyleydi. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا Sen yüzünü dosdoğru o dine çevir. Fıtratallah ki o Allah'ın fıtratıdır. Yani işte insanları yarattığı kanunlar. Fıtran nâse aleyhâ o insanları o ona göre yaratmıştır. O kanunlara göre yaratmıştır. Lâ tebdîle li halkillâh Allah'ın yarattığı şeyin yerini tutacak bir şey de yoktur. Velikett dînül kayyim işte dost doğru ve sağlam din de budur. Yani burada Allah-u Teala kendi dinini, demek ki işte bize emirler, yasaklar olarak tebliğ edilen bu dinini, insanların yaratılırken Allah-u Teala'nın gözettiği ölçülerle örtüşen bir şekilde tanıtıyor. O halde Allah'ın dini insanlara huzur veren, mutluluk veren ve onların yapılarıyla uyum sağlayan kurallar bütünü olmalı. Şeriat da bu dinin zaten özü. O halde bütün insanlar için huzur getirebilecek, onlara yeni hedefler çizebilecek, onların yapılarıyla, doğal yapılarıyla örtüşen bir şey, nizam, sistem, insanlara nasıl korkulu bir hale getirilmiş, insanlar nasıl buna karşı bir şey yapmış, ön yargı oluşturmuş. İşte biz bugün bunu şey yapacağız. Allah-u Teala şeriat ile neyi kastettiğini de Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde anlatıyor. Mesela
Ahkaf suresi yani 46. surenin 9. ayetinde Allah-u Teala insanlık tarihi boyunca insanlardan istediği şeylerin aşağı yukarı hep aynı olduğunu söylüyor. Yani evrensel, değişmez, devamlılık gösteren bir yapı. Şöyle söylüyor Allah-u Teala, Muhammed Aleyhisselam'a dedirtiyor bunu. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسْلِ وَمَا اَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. De ki ben Resullerin ilki değilim. Şimdi biz biliyoruz ki Muhammed Aleyhisselam'a bir kitap indirildi ve orada bir sürü ahkam var. Ama kendisine şu dedirtiliyor, diyor ki Muhammed Aleyhisselam ben insanların ilki değilim, yani benden önce de Resuller geldi. Bir kere bu ilkeyi koyuyor. Peki Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilen şeyler ondan önceki Resullere de vahyedildi mi? Bunun cevabını da Şura suresi 13. surenin 42. surenin 13. ayetinde buluyoruz. Allah Teala. İstersen burada şunu da bir şey yapalım da. Mesela ben bana ve size ne yapılacağını tabii bilmem tabii demesine rağmen biliyorsunuz işte Resulullah falan cennette müjdelemiş filan cennet. Allah. Ondan sonra Allah'ın Resulü olmaktan çıkarılarak tanrılaştırılır. Niye? Çünkü onu tanrılaştırmadan insanlar kendilerini tanrılaştıramaz ki. Evet, devam. Tam bu dediğinizle alakalı hocam, Zümer suresi 39. surenin 65. ayetinde Muhammed Aleyhisselam için şöyle deniliyor. Velagat uhiye ileyke ve ilellezine min kablik. Yani sana vahyedilenler senden öncekilere de vahyedilenlerdir. Senden öncekilere de vahyedildi bunlar. Bu ifade kullanıldıktan sonra leyn eşrakte leyahbetan ne'amelük. Eğer Allah'a şirk koşarsan yapıp ettiğin her şeyi sıfırlamış olursun. Ve letekûnenne minel hâsirîn ve hüsrana uğrayan kişilerden olursun. Peki buna ne derler? Yapmazsın ya, farz-ı muhal. Evet, farz-ı muhal. Evet. Yani çünkü niye bir kader diye inanç ortaya koymuşlardır? Yöneticiler yaptıkları her türlü yanlışın faturasını Allah'a çıkarmak için ne yapayım, kaderim bu demek için. Şimdi burada şöyle bir şey yapayım, çocuklukta öğrenmiştim, çok hoşuma gitmişti. Birisi hırsızlık yapıp yakalanıyor, karakolda yetkili soruyor, diyor ki ya niye yaptın, ne yapayım diyor. Komutan, benim kaderim de var. Başka bir şey yapabilir miyim? Kader anlayışı gerçekten adamı haklı gösterir. Ya diyor komutan, kusura bakma, ben de yanlış bulundum, sordum. Otur şurada. Adam büyük bir mutlulukla oturuyor. Gidip işte de bir sopa getirip başlıyor dövmeye. Komutan ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Benim kaderimde varmış diyor. Suç bende mi? Evet. Şimdi demek ki Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilenler önceki ümmetlere gönderilen kitaplarda da var olan şeyler. Ve dedik ki din de Allah'ın fıtratı, yani insanların yaratılış ölçüleriyle uyum içerisinde olan nizam, emirler, nehiler, bizden istenilen şeyler. Peki şeriat bunun neresinde? Hani korkulan, sürekli bir mesafe konulan ve bir takım Avrupa'dan ithal edilen bir takım kavramlarla, ki mesela demokrasi kavramı gibi, onlarla sürekli şey yapılan, birbiriyle işte kavga ettirilen şeriat kavramı bunun neresinde? Allah-u Teala Şura suresi yani 42. surenin 13. ayetinde diyor ki Şer'a aleküm mineddini mâ vassâbihi Nuhan. Allah Nuh'a buyurduğunu sizin için bu dinin şeriatı kıldı. Biz biraz önce dini fıtrat olarak Allah-u Teala'nın tanımladığını görmüştük. Yani evrensel, bütün insanlar için, bizim etrafımızı kuşatan bütün kainat için geçerli olan kanunlarla uyum içerisindeyse Allah'ın dini, bu dinin şeriatı korkulacak bir şey olabilir mi? Ve herhangi bir beşeri sistemle mukayese edilebilecek bir kavram olabilir mi şeriat? Zaten yani bir insan şimdi aldı bu Kur'an-ı Kerim okudu, gördü. O kişi Allah'ın bir ayeti.
Kendisi ayet. Allah öyle diyor yani. Peki burada da Allah'ın ayeti var. Baktığı zaman işte bu kardeşim diyebiliyorsa işte din odur. İşte bu kardeşim. Benim zaten aradığım buydu. Dolayısıyla bu kitap Allah'ın kitabıdır. İşte falan adam böyle dedi filan. Falan filan böyle dedi demesiyle Allah'ın kitabı olmaz ki. İşte bu tabi hukuk konusunda anlaşma yaptığımız Tübingen Üniversitesi'nde bu anlaşmayı yapmak için toplaştığımız bölüm başkanları toplantısında ilk cümlem şöyle oldu. Dedim ki Allah din, Allah katında din İslam'dır deyince Katolik Fakültesi'nin hocaları bayağı rahatsız oldu. Dedim sorun bakayım İslam ne? İslam sizin topraklarınızdan doğup karadenize dökülen Tuna Nehri gibidir. Dünya kurulduğu günden beri o su aynı kaynaklardan doğup aynı yere dökülüyordu. Aynı yataktan geçiyordu ama zaman zaman bozuluyordu. Allah nebiler gönderip temizletiyordu. Şimdi artık nebi yok, biz temizleyeceğiz. İslam bu, budur. Taze bir su, kaynağından alınmış taze bir su. Buna yeryüzüne itiraz eden bir kişi çıkar mı? Ama ben çok seviyorum diyerek içerisine bir şey karıştırırsan başkasını rahatsız edebilir. Devam et. Evet, ayetin devamı şöyle. Vellezî evhayna ileyke ve mâ vassaynâ bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en akîmü'd-dîne ve lâ teteferrakû fîh. Yani işte sana vahyettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şu. Dini ayakta tutun, o dini. Şimdi demek ki şeriat olarak kılınan şeyin özü o dini ayakta tutma emri. O din denilen şey de biraz önce zaten fıtrat olarak tanımlanmıştı. Yani insan neye göre yaratılmışsa o. O. Ha işte bu. Yani adam tatmin olacak. Verdiği bir ceza verdiniz. Ben bunu hak etmiştim demesi lazım. Ve çevresi de bu adam bunu hak etmişti demesi lazım ki bir memnuniyetsizlik olup da toplumda sıkıntı kaynağı olmasın. Evet. Yine mesela aynı minvalde Allah-u Teala'nın bütün insanlık için göndermiş olduğu dinin ve o dinin şeriatının bir bütünlük içerisinde olması, aynilik taşımasına dair Beyyine suresi, Kur'an-ı Kerim'in 98. suresinin 5. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ. Yani insanlara emredilen şuydu. Daha önce de en son kitapta da. Yalnızca doğrudan doğruya Allah'a boyun eğerek ona kul olun. Niçin? Çünkü eğer bu din fıtratsa Allah Teala bu insanların fıtratları doğrultusunda yaşaması için onların özgür kılınması lazım. En büyük özgürlük de sadece Allah'a kulluk etmekte. Dolayısıyla Allah Teala fıtratın korunması için ilki olarak bütün şeriatlarda bunu vaz etmiş. Sadece Allah'a kul olun. Böylelikle özgürlüğün zirvesinde olursunuz. Dolayısıyla hiç kimse sizin fıtratınızı bozamaz. Ve dini bu şekilde yaşayabilirsiniz. İstersen bir küçük bir hatıramı da söyleyeyim de. Ben İstanbul Müftülüğü mahkeme arşivlerindeyken tabi o zaman yurt dışından çok fazla araştırmacılar gelirdi bize. Şimdi hürriyet konusunda konuşuyoruz. İşte Avrupa hürriyette şey yapar biliyorsunuz biraz. Kendisini bir şey zanneder. Ben şahsen onların en sevmedikleri şeyin hürriyet olduğunu gayet iyi bilirim. Yani şey değil. Ama şöyle söyledim. Fakat şeyle insanları işte algı yönetimiyle sanki hürmüş gibi yaşatırlar. Dedim ki bak. Allah-u Teala'nın bizden istediği olmazsa olmaz tek emir, yalnız ona kul olmamız, ondan başkasına kulluk etmememizdir. Dedim ki, zaten istese de istemese de herkes Allah'a kul değil mi? Allah'ın koyduğu kurallara uymadan yaşayabilir misin dedim, hayır dedi. Peki yalnız ona kul olup, ondan başkasına kul olmamak nedir? Böyle, bu ne ya? Bu dedi hayal edemeyecek kadar yüksek bir hürriyet. İşte İslam'ın istediği budur. Ama maalesef en çok hürriyet düşmanları en fazla hürriyetten bahsedenlerdir. Ne zaman şey eline geçirirse o zaman bitirir orada. Çünkü niye? İnsanlar en çok bundan hoşlandıkları için onu kullanarak belli noktalara gelirler. Evet.
Ve ayet şöyle devam ediyor. Ve yukîmus salâ, o namazı, ki namaz da insanlık tarihi boyunca hep emredilmiş ve hep asli şekliyle korunmuş ibadet. O namazı tam bir şekilde kılmaları, yerine getirmeleri, insanlara emredilen ikinci şey bu. Birincisi sadece Allah'a kulluk etmek, ikincisi bu. Ve yu'tü zekâ, ve o zekatı da tas tamam vermek. Denildikten sonra ve zâlike dînül kayyime. Nitekim Şura suresinde de biz bu ifadeyi görmüştük. Rum suresinin 30. ayetinde de bunu görmüştük. Dolayısıyla Allah-u Teala din denildiğinde fıtrata vurgu yapıyor ve burada bir bütünlük olduğunu, bunun temelinde sadece Allah'a kulluk etmek ve onun bizim bünyemize, bizim yaratılışımıza uygun olan emir ve yasakları yerine getirmek olduğunu söylüyor. Şimdi hali böyle iken, biraz önce işte anlatıldı, şeriata karşı bir korku, ki bu korkunun temelinde iki şey var. Birincisi kavram üzerinde bir takım yanlış algılar oluşturuldu. İkincisi de bir takım yanlış uygulamalar ön plana getirilerek bu kavramla insanlar arasında bir mesafe oluşturuldu. Oysa Allah-u Teala insanların bünyesine, yaratılışına uygun olan sistemin kendi vaz ettiği sistem olduğunu, bunun da her topluluk için bir şeriat olarak insanlara gönderildiğini söylüyor. Şimdi insanlar bu konuda bir şey tedirginlik yaşıyor. Ancak benzer algıya bizim din adamları eliyle de maalesef malzeme taşındığını biz görüyoruz. İşte bir beşer müdahalesi Allah'ın dinine yapmak için bir takım kurgular üzerinden hareket ediliyor. Mesela deniliyor ki işte Allah'ın dini denilen şey esasında ayrıntılara, şunlara, bunlara dokunmayan işte doğruluktur, dürüstlüktür, evrensel bir takım ilkelerdir. Bunun dışında siz bütün kanunlarınızı kendiniz, döneminize, kültürünüze, örfünüze, coğrafyanıza göre düzenleyebilirsiniz. Ve zaten bundan dolayı da Allah her topluluğa ayrı bir şeriat göndermiştir. Onların yapılarına uygun olarak denilerek ve bir takım ayetleri de atıfta bulunularak bir şey oluşturulmakta. Bu konuda bir başka bir algı oluşturulmakta. Bu algı yapılırken atıfta bulunan bir ayete ben dikkat çekmek istiyorum. Böylelikle bu ayetin de doğru bir şekilde anlaşılması belki mümkün olur. O da Maide suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in 5. suresinin 48. ayeti. Allah-u Teala şöyle buyuruyor bu ayette. Ve enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı musaddikan limâ beyne yedeyhi minel kitâbi ve müheyminen aleyhi. Şimdi gerçekleri içeren bu kitabı sana indiren Allah. Biz indirdik. Peki bu kitabın bir özelliği neymiş? Kendinden öncekileri bu kitap onaylıyor, tasdik ediyor. Bakınız yine o bütün şeriatlardaki şeye, birlikteliğe, aynılığa dikkat çekiliyor. Ve ayrıca koruyucu bir özelliği var. Niçin? Çünkü insanlar kendi kitaplarına, kendi dinlerine bir takım müdahalelerde hep bulunmuşlar, bulunuyorlar. Kavramlar üzerinde bir takım karartmalar yaparak, gizlemeler yaparak. İşte Allah-u Teala diyor ki evet, elinizdeki bu son kitap önceki kitapta olanları tasdik ediyor. Onlardaki bir takım beşeri müdahaleleri de ortaya çıkartıyor. Yani neleri dikkate almanız gerekiyor, neleri dikkate almamanız gerekiyor, bunu da size gösteriyor. Bunu dedikten sonra وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءُهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Artık sana gelen bu doğruları bırakıp da onların hevalarına, arzularına, kurgularına tabi olma. لِكُلِّنْ جَانْلَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَا. İşte bu ifade. Allah-u Teala diyor ki her birinize bir şeriat kıldık. Şeriat belirledik. Bir yol belirledik. Buradan hareketle deniliyor ki iddia şu. Bakın Allah burada her topluluğa bir şeriat belirlemiş. O halde her topluluğun şeriatı ayrı ayrıdır.
Bu her toplumun şeriatının ayrı ayrı olması, onların işte gelişmişlik düzeyiyle, kültür düzeyiyle, bulundukları coğrafi şartlarla, şunlarla, bunlarla, beklentileriyle, takıntılarıyla alakalıdır. O halde bizler de günümüzde ne tür beklentilerimiz, ihtiyaçlarımız varsa kanunlarımızı o şekilde uygulamalıyız deniliyor. Oysa biraz önce okuduğumuz ayetlerde Allah-u Teala dininin fıtrat olduğunu bize söylüyor. İnsanların fıtratı değişiyor mu ki? Yani Allah'ın yaratılış kanunlarında bir değişme var mı ki Allah-u Teala'nın insanlardan istediği şeyler farklılaşsın? Böyle bir şey yok. Peki nedir şeriatların farklı olması? Biz biliyoruz ki burada çok defalar şunun altını çizmiştik. Bütün ilahi kitaplar birbirini tasdik eder. Zaten bu bir ilahi kitabın Allah'ın göndermiş olduğu kitap olduğunun en büyük belirtisi, alametidir. Önceki kitabı tasdik eder. Ancak bir başka husus daha vardı ki o da nesih ilişkisiydi. Yani Allah-u Teala bir takım hükümleri daha sonraki kitaplarında kaldırıyor, kulların lehine hafifletmeler yapıyordu. Dolayısıyla bu ufak farklar şeriatları da birbirinden ayırıyor. Yoksa bunlar asli kanunlar, kaideler hususunda her insana, her topluluğa değişik Allah-u Teala'nın şeriatı kanunu olduğu anlamına gelmemekte. Yani burada farklı şeriatlar sadece bu nesih ilişkisiyle irtibatlı. Mesela şimdi burada biz üç kişi varız. Erdem Bey, Fatih, ben. Bizim benzer yönlerimiz ne kadar? Saymakla bitirebilir misiniz? Peki, bana Abdülaziz, buna Fatih, bu zata da Erdem denmesinin sebebi ne? Aradaki farklardan dolayı. Ve farklar azdır. Benzer yönde. Üçümüz de insanız. Yani üçümüzün de gördüğümüz fonksiyonlar aynı. İşte şeriatlardaki farklılıklar da böyle bu kadar basit şeylerdir. Çok basit şey. Yoksa ana yapı olduğu gibi devam eder. Tamam. Peki. Teşekkür sağ ol. Şimdi ceza konusunu bugün şey yaptık biliyorsunuz. Bizim şeyimizde, yani İslam'da hapis cezası diye bir şey yoktur. Yani az önce söyledim, Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksen eğer, ortamın ona göre ayarlanması lazım. Şimdi mesela şeyin sohbetin başında kısaca değinmiştim, yine tekrar hatırlatayım size. En uç örnek olarak esirliği gösterebiliriz. Savaş açılmış. Adam sizi öldürmek için gelmiş. Zaten karşı taraf savaş açacak durumda olmazsa, işte bizi öldürmeye kalkmazsa, ülkemizden sürgün etmezse ya da sürgün edenlere destek vermezse onlarla ilişkilerimizin iyi gitmesi Allah'ın emri. Gerçi bu tamamen bozulmuştur mezheplerde de, o ayrı bir konu. Şimdi adam savaş açmış ve adamları yenmiş, esir almışsınız. Peki Allah-u Teala hürriyeti olmazsa olmaz kabul ediyor. Dinde herhangi bir başka olmaz. Beyler işte Müslüman olun yoksa sizi öldürürüz mü diyeceksin. Sen ne biliyorsun? İslam'a karar verme kalpte olur. Allah-u Teala ne diyor? Muhammed suresinin 4. ayetinde فَاِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً. Savaştan sonra esirleri serbest bırakacaksınız diyor. Ya karşılıklı ya karşılıksız. Ya bunlar bizi öldürmeye. Ya serbest bırak. İslam'ın insana ne kadar değer verdiğini görsün. Bir de serbest bırakana kadar da elden geldiği kadar iyi davranacaksın. O da İnsan suresinde Allah-u Teala diyor ki وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Bunlar sevdikleri yiyeceği yedirirler. Kime? Yetime. Niye? Yetim ana babası yok. Hani
bir çocuğa para verirsin, babası duysun, o da bize şey yapsın. Burada reklam yapacak hiçbir şey yok yetim. Bir şeysi yok ki çocuğun. Miskin, çaresiz kalmış kişi ve esire ve esire. Bak, sevdiğiniz şeyleri esire vereceksiniz diyor. E şimdi Allah Allah, hem bu insanlar bizi çok değerli bir misafir gibi ve evlerinizde barındıracaksınız. El esir kampı falan yok. O da Nur suresinin 58 ve 59. ayetlerinde. Ondan sonra da karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakacaksınız. İşte şimdi burada hürriyete dokunan bir şey var mı? Bakın, esire bile serbest karar verme hürriyeti tanınıyor. O zaman böyle bir ortamda insanların birbirlerine karşı tavırlarında her zaman üstün şey olması için de bir yargı sistemi oluşmuştur şeyde, bizde. Mesela ceza yargısı. Bugün suç ve ceza dediğimiz için. Ceza yargısında şu vardır. Suçluluğu ispat edilinceye kadar herkes suçsuzdur. Çünkü hiç kimse anasından suçlu olarak doğmaz. Suçluluk, kim suçun varlığını iddia ediyorsa ispat ona düşer. Herhangi bir suç ithamıyla mahkemeye karşısına getirilmiş kişiye sen bu suçu işledin mi dedi, hayır dedim, bitti. İşlemediğini ispatla diye bir şey olmaz. Çünkü olmayan şey ispatlanamaz. Kim suçun varlığını iddia ediyorsa ispatlaması lazım. Bu da objektif kurallara göre. İki, insanlar, herkes hür olduğu için herkes kendine yapılan kötülük konusunda dava açıp açmama konusunda serbesttir. Ve sonuna kadar takip eder. Dolayısıyla suçun, işlenen suçun bir, kişi hak ve hürriyetlerini şey yapan, rahatsız eden, onlara engel olan kısmı vardır. Bir de kamuya karşı işlenen kısım vardır. Kamuya karşı işlenen suçtan herkes zarar gördüğü için her insanın o suçluyu mahkemeye bildirip sonuna kadar takip etme ve işlenen suçu ispatlama hakkı vardır. Bu şekildeyken, hani Osmanlı'da bu şekildeydi. Vatandaşın tamamı savcı yetkisine sahipti. Vatandaşın tamamı polis yetkisine sahipti. Jandarma yetkisine sahipti. Onun için herkes çevresinde olup biten konusunda son derece duyarlıydı. Zabıta memuru yetkisine sahipti. Dolayısıyla Osmanlı'da yanlış yapma imkanı olmuyordu. İşte Şeriat Siciller Arşivi'nde 21 sene Osmanlı mahkemelerinin arşiv yöneticiliğini yaptım ve yerli yabancı çok sayıda araştırmacıya yardımcı oldum ve orada 1984'te tamamladığım İslam Muhakeme Hukuku diye bir doktora tezim vardır. Ve o doktora tezi, ha burada değil mi? Tamam. İşte şu doktora tezimdir. İkinci baskısını yaptık yakında. Bu tez basıldığı zaman, bu tezin girişinde Halil İnalcık bir takdim yazısı yazmış. Daha bu sabah okudum. Yazdığı zaman bile okumamıştım. Çünkü Allah rahmet etsin, bize çok gelir, çalışırdı. Çok ciddi bir ilim adamıydı. Çok hoşuna gitmiş, almış. Bir takdim yazısı yazmış. Bu sabah okudum. Şimdi o zaman Kültür Bakanlığı'na gönderdik ki satın alsınlar. Satın almaya değer bulmadılar bu çalışmayı. Kültür Bakanlığı'nın yazısı bize gelmesinden iki dakika sonra Harvard'dan bir yazı geldi. Doktoranızın basıldığını duyduk. Şu adrese 50 tane ödemeli gönderin diye. Ve İngiltere'den gelen yine bir Amerikalı Osmanlı tarihçisi dedi ki ben bunu ders kitabı olarak okutuyorum. Şimdi burada, yani o Osmanlı'da, yani orada 21 sene dememin sebebi o. Osmanlı'da en az
dava ceza davasıdır. Bazen bir mahkemenin bir yıllık çalışmasında bir tane ceza davası bulamazsınız. Niye? Çünkü toplum son derece şeydir, uyanık ve hiçbir şey yok. Can güvenliği, mal güvenliği had safhada. Bugünkü gibi gidip de mahkemeye şikayet etmiyorsunuz. Yani gidip de savcının dava açmasını beklemiyorsunuz. Savcılık kurumu 1879'da ilk defa Osmanlı'ya geldi. Zaten ondan önce de şeyler açılmaya başlamıştı. Yine 1800'lü yılların başlarında İtalyan Ceza Kanunnamesi ceza kanunu getirildi. Ondan sonra işte hapishaneler kuruldu falan derken bugün Türkiye'de herhalde Türkiye'nin etrafına şöyle güzel birkaç metrelik duvar üzerine de hapishane diye yazmak gerekecek noktaya kadar gelindi bugün. Her taraf hapishane doldu. Şimdi peki Osmanlı, bakın şurada Süleymaniye Vakfı'ndayız. Süleymaniye Vakfı'mızdan çıkın. 200 metre kadar gidin, İstanbul Müftülüğü var orada. İstanbul Müftülüğü eski Şeyhülislamlıktır. İstanbul Müftülüğü'nün orada zindan diye tanımlanan bir yer var. Gidin orada, buranın iki kat yüksekliğindedir. Zorlasanız 20 kişiden fazla almaz. Önü büyükçe bir bahçedir. Büyük büyük camları vardır. Tümüyle boğaza hakimdir. Yani böyle bir yer. Şimdi o noktadan bugünkü noktaya kadar geldik. O zaman suçluluğu ispat edilinceye kadar insanların herhangi bir şeyde tutuklama söz konusu olamaz. Sadece kaçmasından korkma durumlarında tutuklanabilir. O da çok kısadır. Ve ceza yargısı son derece kısa. Son derece mesela 3 gün süren dava bulamazsınız. 3 gün süren dava bulamazsınız. Zaten hakim öyle geciktirirse görevden alınır. Öyle şey yok. Çünkü bir de savcılık kurumu diye bir şey yok. Bugün öyle bir hal alındı ki yani o şeyden sonra 1879'dan sonra batıdan geldi. Ceza iddiasında bulunan devlet. Kararı veren devlet, hakim. Yani çünkü ceza iddiası davasında bulunan savcı. Kararı veren hakim. Objektif delil diye bir kural. Zaten bugünkü hukuk hiç bilmez öyle bir şey ne demek acaba falan diye. Kural şu, her şey delil olur, hiçbir delil hakimi bağlamaz. Benim babamı öldürseler dava açma hakkım yoktur. Ben bu doktorayı hazırlarken, mesela İstanbul Üniversitesi'nde medeni hukuk kürsüsüne haftada bir kere giderdim. Hocalarla toplanırdık. İşte ceza davalarına, hukuk davalarına giden avukatlarla görüşürdük. Yani hem bugünü iyi bilmem lazım hem şeyi. Şimdi o hiç unutmadığım bir olay vardır. Aksaray'da vefat etti o avukat arkadaşımız. Allah rahmet eylesin. Gittim onun şeyine. Birisi geldi. Ona ondan bir talepte bulunuyor. Ne olmuş? Bir kızcağız tecavüze uğramış. Savcı 4 yıldır dava açmıyor. Adalet Bakanlığı'na şey yapalım da dava açsın. Ama buna karşılık ne durumlar var, ne şey var, şimdi bunu da bir şeyden dinleyelim. Yani evet. Osmanlı'da olsa kişinin bir davayı açma işi suçtan zarar gören herkese. Topluma karşı işlenmişse herkes ondan zarar görür. Kişiye karşı işlenmişse sadece o dava açma hakkına sahiptir. Ve sonuna kadar devam ettirme hakkı vardır. Ama bugün
öyle bir hal aldı ki vatandaş tamamen etkisizleştirildi. İnşallah derslerimizi biraz takip edersek, yani şimdi mesela Batı, Hürriyet falan filan, yani Avrupa topluluğun bir toplantısında 3 gün onlara söylemiştim. Bir kere dünyada Hürriyet kelimesini ağzına almaya hakkı olmayan tek toplum sizsiniz demiştim. Cevap veremediler. Çünkü gerekçelerini anlatmıştım. Evet, bir şey yapalım bakalım. Evet, şimdi hocam, Fatih hocam fıtrattan, yani dinin fıtrat olduğu ayetleri okudu. Şeriat tanımını, Rabbimizin yaptığı şeriat tanımını bizlere anlattı. Şimdi burada da bir Osmanlı'dan ben örnekler vereceğim. Mehmet Akif'in ümmetin en büyük mütefekkiri diye tanımladığı Said Halim Paşa var. Daha önce de burada değinmiştik. Kendisinin bütün eserleri diye bir kitabı da pek çok yayın evinden farklı şekillerde basılmış halde. Bütün yazdıkları var. Sadrazamlık yapıyor. Yani bir ara Doğu Rumeli Beylerbeyliği yapıyor. Ve daha sonra da tabii o dönemde söyledikleri herhalde sakıncalı bulunduğu için sürgüne gönderilip bir İngiliz maşası Ermeni tarafından da öldürülüyor. Şimdi hocam, bu kişi bir Osmanlı mütefekkiri olarak bakın şeriatı nasıl tanımlıyor ve o dönemdeki yaşadığı dönem şu: 1863 doğumlu, 1914 ölümlü. Yani bu yaşadığı dönem, sizin de az evvel bahsettiğiniz bütün bu tecdit denilen, işte yenileme hareketleri denilen zamanın ortasında yaşıyor ve o dönemde şunları söylemeye ihtiyacı duyuyor. Diyor ki, İslam uluslarının Batı uluslarından beğenip alabilecekleri bir şey olmaması bir yana, tam tersine bu konuda Batı uluslarının İslam'dan istifade edecekleri birçok yön bulunduğunu göstermek isterim. Tabii, elbette. Dedikten sonra şeriatı şöyle tanımlıyor hocam. Şeriatın egemenliği demek, doğal ve değişmeyen, insanın keyif ve iradesine bağlı olmayan ahlaki ve toplumsal yasaların egemenliği demektir. Bu yasaların bütün evrene hakim olan yasalardan bir farkı yoktur. Bu yasalar önünde bütün insanlar eşittirler. Bütün insanlar bu yasalardan eşit bir özgürlük içinde yararlanırlar. Bu özgürlük yalnızca o yasalara karşı göstermek zorunda oldukları saygı ve bağlılıkla sınırlandırılmıştır. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi diyelim ki 4 mevsim var, değil mi? Hadi bakalım toplaşıp bir karar alalım. Bundan sonra mevsimler 8'e çıktı. Çıkar mı? Evet, gerçekten zaten aynı vurguları burada yapıyor. Ama hocam, ne oluyor bugün? Bakın, Batı'nın demokrasi falan deniyor. Ne demokrasi? Teokrasinin zirvesidir demokrasi dedikleri şey. İnşallah onu anlatacağız derslerde. Ne demokrasi? Laf. Yani 4 senede bir, 5 senede bir gidip bir tane kağıdı kapalı, evet, şeyde kapılar altında koyacaksın da senin idarede yetkin var. Ne yetkisi ya? Parlamento toplayıp kanun çıkarıyor. Bugün bir tane, yarın başka, yarın başka. Nasıl oluyor bu ya? Nasıl takip edeceksiniz? İşte o dönemde bunları söyleyenler hocam, ancak evet, böyle durdurmuşlar. Tamam. Şöyle devam ediyor. Diyor ki, doğası ne olursa olsun her varlık kendisine özgü doğal yasalara boyun eğer. Bu nedenle insanların maddi varlıkları nasıl doğal fiziksel yasalara boyun eğerse, toplumsal varlıkları da öyle doğal ve toplumsal yasalara boyun eğer. Yani çok, bu aslında güzel, az çok evvel Fatih hocamızın okuduğu ayetlerin de birer tefsiri manasında. Tabii, tefsiri manası. İşte İslam bu yolla şu ilkeyi getirmiş bulunuyor. Hiçbir kuvvet insanı ne kendi türünden birinin ne de sayısal gücü ne olursa olsun bir zümre ya da insan kitlesinin keyif ve iradesine boyun eğmeye zorlayamaz. Ve insan evrene doğal ve ezeli yasalarıyla tecelli eden yaratıcının mutlak iradesinden başka hiçbir şeye itaat edemez, boyun eğemez. Zaten Allah demiyor mu? Mesela çoğunluk hiç doğrudan yana, evet, olur mu? Zaten onu ortaya atarak Osmanlı'da Müslümanlar azınlıktı. Evet. Adamlar bitirdiler Osmanlı'yı, yani işte çoğunluk bilmem ne, meclisi mebusan şu bu falan filan, ne oluyor kardeşim? Allah ne diyor? Estağfirullah, ve in tudya ekter men fil ard yudilluke an sebilillah. Enam 116 mı? Yeryüzünde bulunanların çoğusuna itaat edersen seni Allah'ın yolundan uzaklaştırır. İnsanların çoğusu çünkü arzularına uyarlar. Doğruların peşinde değillerdir ki. Evet, devam et.
İslam insana şunu öğretmiştir. Egemenlik demek ancak şeriatin, yani ahlaki hakikat ve toplumsal adaletin doğal gözeticisi olan bu ilahi kudretin ve sonuç olarak bilimin, akıl ve hikmetin egemenliği demektir. İşte İslam insanlara bu gerçeği göstererek egemenliğin zor ve şiddetten doğan, gasıp ve yalancı bir kudretin bencil amaçlarına hizmet için icat edilen zalim bir kudretten ibaret olduğu yolundaki inanca kesin biçimde son vermiştir. Çok güzel anlatmış. Şeriatın doğaüstü hiçbir karakteri yoktur. Bu nedenle o birçoklarının iddia ettiği gibi ne ruhani ne de ruhbanidir. Tam tersine bütün diğer doğal yasalar gibi tamamen fıtridir, doğaldır. İşte şeyin Tübingen Üniversitesi ile de bu konuda anlaşmıştık. Çünkü bütün oralarda yaptığımız sohbetlerde bunu gördüler. Gelin kuralım dediler ama yapamadık. Evet. Şimdi hocam bunları söyledikten sonra, tabii bunları söylemesinin sebebi şu, o dönemde de aynı bugün olduğu gibi bu şeriatı kötüleyip, yani şeriat kelimesinin içerisini Batı ve o zamanki Batı hayranları kendi kafalarına göre doldurup, bütün yapılan yanlışları o kelimenin içerisine yükleyip, daha sonra kendi bildikleri sistemi getirmek maksadını taşıyorlar. Ve tabii bunu da herkese yutturamıyorlar. Yani yutturamadıklarından bir kısmı da işte Said Halim Paşa. Beşeri ihtiyaçların, mesela Fatih Hocam fıtratı söylemişti. Burada da anlatıldı. Şöyle deniyor. Beşeri ihtiyaçların sürekli değişmesine karşın insan doğası değişmez. Her zaman aynıdır. İnsanlar arasında bugüne kadar nasıl benciller, kıskançlar, alçak gönüllüler, erdemliler ve insancıllar görülmüşse bundan sonra da aynı biçimde insanların akıllısı, akılsızı, güçlüsü, güçsüzü, iyisi, kötüsü bulunacaktır diyor. Yani dolayısıyla fıtrat değişmediği için yasaların, doğal evrensel yasaların değişmemesi de doğaldır. Bu da şeriattır diyor hocam. İslam'ın apaçık şeriatinin içerdiği ahlaki, toplumsal ve siyasal ilkeler baştan sona insan yaratılışından esinlendiği için sonsuza kadar insanoğlunun hayatını düzenlemeye uygundur şeklinde de devam ediyor. Ama hocam ben tam burada bugünkü modernist din anlayışının şeriata bakışını ya da hukuka bakışını, İslami hukuka bakışını şöyle söyleyeyim, okuyayım. Dinin kurucu iki kaynağı olan Kur'an ve sünnetteki hükümlerin insan zihninin cevabını aradığı, her soruyu karşılayamadığı, bireysel ve sosyal hayatın her alanında ayrıntıyla ele almadığı, çoğu yerde cevabı ve çözüme yardımcı olacak ana ilke ve hedefleri vermekle yetindiği ve geride bilinçli boşluk denilebilecek geniş bir alan bıraktığı da bilinmektedir. Evet. Bu da bugünkü. Nereden biliyorlarmış? Allah böyle bir şey olmadığını söylüyor açıkça yani. Bu da Ali Bardakoğlu'nun İslam Işığında Müslümanlığımızla Yüzleşme kitabından yaptığımız bir alıntı. Zaten bu tarihselcilerin tamamının söylediği şey, hani bugün artık problemler sınırsız ama naslar sınırlı olduğu için biz bu bilinçli boşluğu biz doldururuz. Doldursun abi. Şeklinde şeyler söylüyorlar hocam. Şimdi bu tabii bu oyunlar şu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi mesela o zaman da Osmanlı Rönesansı, Osmanlı Uyanışı diye Batı böyle bir şey uydurup tıpkı bugün Arap Baharı denilen durum gibi bir durum ortaya çıkıyor. Algı yönetimi yapıyor aynı şekilde. Ve mesela şöyle bakalım hocam burada yapılanlardan bir kısmına. İslam toplumu sürekli İslam inançlarından kaynaklanan adalet sistemine dayanan yasalara uyması sayesinde her zaman yeter derecede eşitlikçi ve özgürlükçü bir takım yasalar ve kurallar içinde yaşamıştır. Yani bu sizin ceza hukukuyla da ilintili olarak az evvel söylediğiniz gibi. Yine bu yasalar ve kurallar sayesinde her zaman kendi siyasal ve toplumsal düzeyinin kaldırabildiği ölçüde özgürlük ve eşitliğe kavuşabilmiştir. İslam ümmeti içinde kişisel ya da makama dayalı hiçbir ayrıcalık, zorbalık ve despotizm nedeni olamaz. Ümmeti oluşturan toplumlar adalet ve hakkaniyet ilkelerini uygulamakla yükümlüdürler. Batı'da din ve mezhep adına uygulanan zulümler toplumları kana boyarken bu ilkeler sayesinde İslam ülkelerindeki gayrimüslim topluluklar rahat ve mutlu bir biçimde yaşayabilmişlerdir. Diyor hocam. Yani o da o dönemdeki... Mesela şeydi Osmanlı'da gayrimüslimler hukuki konularda kendi cemaatlerinden birisini hakem tayin edip problemlerin çözme hakkına sahiptiler ve mahkeme bunu kabul ederdi. Fakat kendi kişilerindense Osmanlı kadılarına daha çok güvendikleri için
mahkeme kayıtlarında en fazla gayrimüslim ismi gözükür. Ama bakın sonra ne hale geliyor hocam? Şöyle oluyor durum. Olayın dış görünüşüne kapılıp kaldığımız için uygar batı uluslarını izlemek istediğimiz halde onların deneyimlerinin tersinden yola çıkıyoruz. Çünkü söz konusu ulusların hiçbiri bizim yaptığımız gibi komşusunun siyasal ve toplumsal kurumlarını alma ve uygulama girişiminde bulunmamıştır. Hiçbiri kendi ruhsal durumunu diğerine göre oluşturmaya çalışmamış ya da kendi manevi kişiliğinden vazgeçerek komşusunun duygu, düşünce ve davranış biçimini tam bir teslimiyet için taklide kalkışmamıştır. Çok doğru teslim. Diyor ve hemen şöyle devam ediyor. Söz gelimi adalet sistemimizi düzeltmek için Fransa'nın yani bizim toplumumuza hiç benzemeyen aslı, kökeni, ruhsal yapısı, gelenek ve görenekleri, kültür ve uygarlık düzeyi çok farklı ve bu nedenle de ihtiyaçları pek çok ve çeşitli olan bir toplumun adalet sistemini kabul ettik. Fransa adalet sistemi yapısı ve mükemmelliği ile bize çekici geldi. Bu sistemin kabulü için yeterli görüldü. Oysa hiç kimse bu sistemin Fransa'ya hiçbir yönden benzemeyen bizim gibi bir ülke için uygun olup olmayacağını düşünmedi. Bu nedenle bu şekilde yaptığımız adli ıslahatın yıllar süren uygulamalara karşın bilindiği üzere olumlu hiçbir sonuç vermemesi kesinlikle şaşırtıcı sayılmamalıdır. Diyor. Yani daha çok da bir şey var, örneği var o dönemde yapılan bu yapılanmanın, bu değişikliğin ne kadar zararlı ve toplumu çökertici olduğuna dair. Ama onun bir örneği de yani burada mesela adalet sisteminden bahsediyor, oradaki uygulamaları eleştiriyor. Ben yine bu sizin doktora tezinizden hocam, bu kitabınızdan. Ceza muhakeme sistemini, gerçi siz az evvel biraz özetlediniz ama tam bir izleyicilerimizin zihninde oluşması için nasıl bir sistem olduğunu Osmanlı ve bugünküyle karşılaştırmasını buradan sunmak istiyorum izleyicilerimize. İslam ceza muhakemesinin kendine has bir sistemi vardır. Bu batı kaynaklı muhakeme hukuku sistemlerinden hiçbirine benzememektedir. Muhakeme davacı, davalı, bunların vekilleri ve hakim arasında açık ve sözlü olarak yapılmakla birlikte sücelerden her birinin görevi ayrıdır. Hiçbiri diğerinin yapması gereken faaliyeti yapamaz. Hakimin işe el koyması bir davanın açılmasına bağlıdır. Ceza davası açmakla görevlendirilmiş bir makam yoktur. Yani bugün sizin dediğiniz gibi savcılık makamı diye bir makam yok. Evet. Eğer suç özel hukuk sahasına giriyorsa şahsi dava açılması gerekir. Sövme, hakaret, öldürme ve yaralama suçları özel hukuk sahasında mütalaa olunur. Kamu hukukunun ihlali sayılan hırsızlık ve kazif yani zina iftirası suçlarına bakılması da şahsi dava açılmasına bağlıdır. Topluma karşı işlenmiş suçlarda dava kendiliğinden var kabul edilir. Her vatandaş bu konuda mahkemeyi haberdar edip davanın açılması ve yürütülmesini sağlamakla görevlendirilmiştir. Yani davayı açan bizzat vatandaşın kendisi. Hakim ihtiyaç duyduğu konularda naiblerine ilk soruşturma yaptırmaktadır. Şer'iye sicillerindeki maruz defterleri daha çok böyle kayıtlarla doludur. Günümüz Türkiye'sinde uygulanmakta olan ceza muhakemesinde ispatla mükellef bir taraf yoktur. Ne sanık buraya dikkat edin bak. Evet, çok önemli. Ne sanık suçsuzluğunu ne de savcı sanığın suçluluğunu ispatlamakla yükümlüdür. Taraflar ve mahkeme her türlü kaynaktan yararlanarak maddi gerçeği bulmaya çalışırlar. Her şey delil olabilir fakat hiçbir delil hakimi bağlamaz. İslami sistemde ispat davacıya düşen bir görevdir. Sanık başlangıçta suçsuz sayıldığından itham edilen fiili işlemediğini söylemesi yeterli olur. Ben yapmadım dedim, bitti. Bu kadar. Bu konuda delil getirmez. Ceza muhakemesinde sanığın suçluluğunun bütün şüphelerden uzak bir şekilde ortaya konması ve ispat edilmesi gerekir. Dolayısıyla her şey delil olmaz ve deliller hakimin kanaatine göre değerlendirilmez. Had ve kısas cezasını gerektiren suçlarda şahitler dinlendikten sonra haklarındaki tezkiye işlemleri tamamlanıncaya kadar emniyet tedbiri olarak sanık tutuklanır. Bunlar dışında kalan suçlarda sadece sabıkalı kişiler ve kaçmasından endişe duyulan sanıklar tedbir olarak tutuklanabilirler. Tutukluların güvenilir kişilerin kefaletiyle serbest bırakılması ise her zaman mümkündür. Dava iki şahitle ispat edilemediği takdirde hakim eldeki delillerle sanığın suçlu olduğu kanaatine varırsa toplum adına hareket ederek sanığa bazı hafif cezalar verebilir. Bu kadar. Diye bu şekilde özetledik hocam. Bir de şey var, yargının çok süratle sonuçlanması meselesi var. Evet. Evet, o kısımda da hocam isterseniz bir örnek üzerinden, ama bu tabii biraz Osmanlıca olduğu için tamamını bilmiyorum, okumak ne derece şey olabilir. Bak istersen ben şimdi şey yapayım, bak burada. Şurada mıydın az önce? Evet hocam. Bakın şeyde
Davut Paşa, Bayezid-i Cedid Mahallesi, şu andaki ismini bilmiyorum, yani İstanbul Davut Paşa olan bir olay. Mahkeme kayıtlarından aldım bunu. Orada bir şeye askeri yetkili konumunda olan bir kişiye yatsı namazından önce birisi hakaret ediyor. Diyor ki sen işte zina edersin. İşte şey yaparsın, kafirsin, kızılbaşsın, şöyle yaparsın, böyle yaparsın diyor. Tabii adam rahatsız oluyor buna. Bir kere sen zina edersin şeklindeki zina suçu atma en ağır suçlardandır Osmanlı'da. Hemen bu şahıs ertesi gün Ahmet Ağa adında mağdur, Sipahi Mustafa bin Ahmet bu şey yapan, buna sen böyle yaparsın diyen de sipahi, mahkemeye çağrılıyor ve taraflar sorguya çekiliyor. Sanık iddiayı reddedince, ben yapmadım diyor böyle bir şey. Bu defa mağdur gelip şahitlerini dinletiyor. İşte bak mahkeme burada beni şöyle şöyle bana şunu söyledi diye hakim şahitler gelip dinleniyor. Mahkeme şahitlerle ilgili bir tezkiye işlemi yapıyor. Bu şahitler geldi söyledi ama bakalım bunlar güvenilir mi? Tezkiye memuru olarak da Muhammed Emin Efendi diye bir şey yapıyor. Ve iki türlü tezkiye yapılır yani şahitlerin güvenilirliği konusunda. Bir gizli, o şahidin eşine bile sorulur. Bu insan yalan söyler mi diye. Hiç bilmediği kişilere sorulur. O verilen cevaplarda bu adam güvenilirdir diyebilir dedikleri zaman tamam. Bilmem derlerse ha demek ki iyi değildir diye. Tamam. Adama derler ki başka şahit getir. Hakim bu şahidin şahitliği kabul edilmedi demez. Onun onuru zedelenmesin diye. Başka şahidin varsa getirir. Şimdi burada 29 kişi mahkemede isimleri var şeyde mahkeme defterinde. Bu şahitlerin dürüst ve güvenilir kişiler olduğunu söylemiş. Öyle olunca mahkeme şahitliği kabul etmiş. Şimdi suç zina iftirası. Adama diyor ki sen zina ettin. Ama bu adam bakalım ki gerçekten bu adamın böyle şeylerle ilişkisi olabilir. Yani o şahitler güvenilir şu açıdan bu adam bu sözü söyledi diye şahitlik ediyor. Ama bu adam bu kişiyle ilgili söylediği söz de haklı olabilir. Bunun zina ettiğini görmüş olabilir. Ondan dolayı şey yapıyorlar. Bu defa o Ahmet Ağa'nın çalıştığı kısımda, yaşadığı bölgede ve ilişkide bulunduğu böyle önemli insanlar, isimleri teker teker yazılmış şeyde burada var, vakit olmasın diye şey yapmadım, almasın diye, 11 kişiye soruyorlar. Her biri de bu kişinin namuslu ve zinadan uzak olduğunu söylüyor. Şimdi bütün bunlar şey yaptıktan sonra suçluya zina iftirası cezasının verilmesi kararı veriliyor. Bu kadar işlem ne kadar zamanda olur söyleyin bana. He? Bugün ne zaman kadar sürede olur? Öğlene kadar bitiyor ertesi gün. Ertesi gün bitiyor. Dün akşam olay oldu, bu sabah bitiyor. Bugün bitiyor. Bakın Osmanlı'da vatandaşlar yargıya o kadar canı gönülden yardım ederler ki. Ve yargılama sırasında da bir kere mutlaka vatandaşların hazır olması gerekir. O karar tutanağın altında o da dinleyici olarak bulunanların isimleri de yazılır. Çünkü yarın o taraflardan birisi hakimin bir yanlışlığını direkt saraya şikayet edebilir. Öyle bir durumda yani vatandaş her görevliyi en üst makama şikayet eder. Şikayet edildiği zaman da şikayeti çok ciddi anlamda incelenir. Çok dikkate alınır ve çok kısa sürede sonuçlanır. En uzak bölge bile olsa arkadaşlarım söylüyordu 30-35 günü geçmez sonuçlanması. Yani o bölgeye sonucun gitmesi.
Böyle olduğu zaman da herkes dürüst olmak zorundaydı. Evet, başka söyleyeceklerim var mı? Tamam, bu kadar hocam. Bugün. Şimdi, yani yargı o kadar sağlam gider ki, mesela efendim ceza yargısında keşif yapacaksınız. O bölgenin önde gelen insanları bulunmadan keşif yapılamaz. Osmanlı hiçbir zaman devlet görevlisiyle vatandaşı baş başa bırakmaz. Araya mutlaka başkalarını şey yapar. Çünkü birisi diğerine rüşvet verebilir. Ben bundan emin olamam. Asla bunda, ondan da 6,5 asır öyle boşuna yaşamış bir devlet değil. Dolayısıyla bugün bizim, yani evet, çok güzel, bizim doğuşumuza gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı halkın karşısında, ben Allah'tan başkasının karşısına eğilmem dedi, tamam. Şimdi Türkiye'de yeni bir dönem başladı, güzel. Bu yeni dönemde insanlar çok korkuyorlar, çünkü şeriat dendiği zaman akla gelen şeyleri biliyoruz, arkadaşlarımız anlattı. Batı'da din dendiği zaman insanların aklına gelen şeyleri biliyoruz. Ama bu Said Halim Paşa'nın anlattığı din anlayışı Osmanlı'da da yoktu. Son derece doğru. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı din, insanın doğal yapısının, işte Fatih okuduğu 30. surenin 30. ayetinde Allah-u Teala diyor ki, فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Yüzünü dosdoğru bu dine çevir. فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Allah'ın insanları yarattığı fıtrata. Dolayısıyla bir insanın havaya, suya, temiz gıdaya ne kadar ihtiyacı varsa doğru dine ondan daha fazla ihtiyacı vardır. Ama bozulmuş gıda İnsan için ne kadar tehlikeli biliyoruz, ama bozulmuş din ondan çok daha fazla tehlikelidir. Şimdi bizim her defasında tekrarlayıp duruyoruz. Şimdi şu anda dünyada İslam'ın birinci gündem maddesi olduğu dönemde derhal kendimize gelmemiz lazım. Ben şimdi şuradan kısaca birkaç teklif yapmak istiyorum. Mesela Ergenekon davasında da çok teklifler yapmıştık. Ama herhangi bir sonuç alamamıştık. Şimdi kısa birkaç tane teklifte bulunmak istiyorum. Bir, suçu objektif delillerle ispatlanmamış kişilerin tamamı suçsuz sayılmalıdır. Böyle olduğu zaman bugün hapishanelerin yarısı boşalır. Belki daha fazla. Efendim, delil karartma şeyin tehlikesinden dolayı. Ne demek delil karartma? Elinde delil yoksa bu adamı niye sen mahkemeye veriyorsun ki? Ne demek delil karartma? Delilin yoksa bu adamı niye suçlu sayıyorsun? O delil senin elinde olması lazım. Delil karartma mantığını da bir kere terk etmemiz lazım. Bir kere Batı'dan gelen, efendim şeyi, davayı açma yetkisi savcının, karar verme yetkisi hakimin, ikisi de devletin şeyi, vatandaş orada. Benim babamı öldürseler dava açma hakkım yok, ancak savcı açacak. Savcı açmazsa, az önce söylediğim gibi tecavüze uğramış kızcağız 4 yıl açmamışlar. Peki ne olacak? İşte Osmanlı'da olduğu gibi, bir kere suçun objektif delillerle ispatlanamayan, suçu ispatlamayan kişiler suçsuz sayılacak. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayet-i kerimelerde de var. Şimdi vakit bittiği için onu ayetleri okumuyorum da kısaca özetleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, yanılıp affetmek, yanılıp ceza vermekten iyidir diyor. Şimdi birisine ceza verdiniz. Diyor ki, bir adam bir sene tutuklanıyor, diyor, suçsuzluğu anlaşıldı, serbest bırak. Peki bu adamın bir senesini nasıl iade edeceksin kardeşim ya? Bu kişinin çevresine karşı bir sürü itibarı kayboldu. İşi bozuldu. Bu bizde yok. Yani bizim geçmişimizde böyle bir şey yok. Bu Batı'dan gelme bir şey. Batı'nın da tiranlarından gelmedir. Onların da doğal yapısı böyle bir şeyi kabul etmez.
Onlar da kabul etmez böyle bir şey. Şimdi ikincisi de suçtan zarar gören taraf dava açıp açmamakta serbesttir. İster açar ister açmaz. Bırak kardeşim. Bugün suçtan zarar gören devlet vatandaş değil, öyle kabul ediliyor. Ya kardeşim, devlet dediğin kim? İçinizde hiç devletle oturup bir bardak çay içeniniz var mı? Hiç tokalaştığınız mı? Ya olmayan bir şey ne oluyor kardeşim? Hayali şeyleri tüzel kişilik yapıp da insanların üzerinde baskı kurmanın anlamı var mı? Onun için bir kere kişisel hak ve hürriyetleri tekrar Osmanlı dönemindeki gibi yeniden ortaya koyup bugün bütün dünyaya örnek olmamız lazım. Bu gerçekten bunlar son derece önemli. Bütün dünyaya örnek olmamız lazım. Bakın şimdi belki hatırlayacaksınız. Bu sistem İran'da bazen uygulanıyor. Bir kadının oğlunu öldürmüşlerdi, hatırlıyor musunuz? Davayı açmıştı. En sonunda kadına dediler ki öldürme hakkı kadının. Kadın isterse diyebilir, cellata gelsen öldür. Kendi eliyle de öldürür. Benim oğlumu öldürdün çünkü ben onu öldürdüğün zaman orada senin özünü alacaksın. Ama şimdi bakın ona bırakmış Allahü Teala, ayetlerde var. Niye peki bir başkasına bırakmamış? Siz kendinize bakın. Kurban bayramında kurban kesmeye kalktığınız zaman bıçağı sürtebiliyor musunuz şeyin boynuna? Öyle bir şeye getirdi ki kadın o son anda o delikanlıyı affetti. Çünkü eli gitmedi. Şimdi o delikanlının gözünde bu kadından daha değerli birisi olur mu? Otomatikman yeni bir oğlu olmuş oldu. Ve bunu gören insanlar bu şeriat ne mükemmelmiş demez mi? Şimdi dolayısıyla kişisel, yani kişi aleyhine işlenen suçlarda dava açma hakkı kişiye aittir. İsterse affeder. Devlet kişi vatandaşın yerine geçemez. 3. Toplumun güvenliğini, huzurunu etkileyen her konuda toplumun fertlerinin de dava açma hakkı vardır. Dediğiniz zaman bakın Türkiye'de belki hapishaneler ciddi, birçok hapishane kapanacak. Diğerlerinde de ciddi anlamda olacaktır. Azalma olacaktır. Ben bir arkadaşa bu kanun, ceza kanunlarını hazırlayan arkadaşlardan birisine sormuştum. Niye böyle yaptınız? Ya hocam dedi, bir ranzada 3 tane mahkum yatıyor. Ne yapalım? Allah Allah. Şimdi bir düşünün. Onlardan birisinin de güçlü olduğunu düşünün. Diğerlerinin hiç yanına bile yanaştırmaz. Onun için biz şimdi gerçekten Allah'ın dinine, yani Allah'tan başkasına boyun eğmediğimizi göstermemiz lazım. Türkiye çok önemlidir. Niye çok önemli? Benim şahsen kanaatim, eskiden beri dünyanın en büyük devleti Türkiye'dir. Benim kanaatim budur. Dünyada nereye giderseniz gidin, Avrupa'da yaşayan arkadaşlar bilir. Yani o insanların genlerine işlediğini görmüyor musunuz? Dünyanın neresine giderseniz gidin, atalarımız büyük bir etki bırakmış. O zaman bu fırsatı ganimete çevirip tekrar doğru dini hukukuyla, ekonomisiyle, her şeyiyle insanlara anlatmak zorundayız. Ve bugün dünyanın her tarafında ciddi anlamda İslam'a yönelmeler var. Ve onları da desteklemeli ve önlerini aşmalıyız. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun. İnşallah bu konularda başarabiliriz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Hukuk davalarında uzlaşma var. Cezada da olması gerekir. Yani bu ceza yargısındaki tüm anlayış, yani şimdi birdenbire belki geçmek sıkıntılı olabilir ama benim bu söylediklerim böyle adım adım geçişi sağlayacak şeylerdir. Ama tümüyle geçmek isterlerse Allah'a çok şükür o konuda da elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın. Evet, demek ki bir,
yanlış bir şeriat algısı var. Gerçek şeriat Allah'ın insanda insan vücuduna koyduğu kanunların sosyal hayata yansımasından ibarettir. O zaman herkesi mutlu edecek bir yapıdır bu. Ve buna dünyada herkesin ihtiyacı vardır. Temiz havaya ve temiz gıdaya olan ihtiyaçtan daha fazla. Onu inşallah biz sağlarız. Allah hepinizden razı olsun. Allah yardımcımız olsun.